Tamam. Peki bu Doğu Akdeniz mavi vatan politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, şimdi bakınız, Türkiye bir üç e, buçuk tarafı denizlerle çevrili bir yarım ada ülkesi Türkiye. Türkiye e, ticaretinin, dış ticaretinin yüzde seksen dokuzunu denizlerde yapıyor. Türkiye Antalya körfezine sıkışmış bir kara devleti olamaz. Olmamalıdır. Mavi Vatan e, bir emperyal proje değildir. Mavi Vatan bir cumhuriyet projesidir. Mavi Vatan bir Atatürk projesidir. Buna sahip çıkmamız lazım. Atatürk'le nasıl ilişkilendiriyorsunuz? E, bir kere de, bir deniz devletidir. Deniz devletidir Türkiye Cumhuriyeti. Güney Kıbrıs Rum yönetimi kendi kara yüz ölçümlerinin kendi kara yüz ölçümlerinin 32 katını istiyor. Yunanistan kendi kara yüz ölçümünün 12 katını istiyor. Türkiye kendi kara yüz ölçümünün yar, e, yarımın biraz üstünde istiyor. Yarısının biraz üstünde istiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz biz buna diretmeliyiz. 83 milyon hep birlikte olmalıyız. Öyle ne işimiz var Libya'da falan bunlar boş laflardır. Harbiden de işimiz vardır. Doğrudur. Yapılan iş doğrudur. İnşallah taviz vermiyorlardır. Devletin her bilgisini bilmediğimiz için. Bakın bir kere deniz taşımacılığı ucuz. Bunu bilelim. Yani demir 3 kat, karayolundan yolundan 7 kat, hava yolundan 21 kat daha ucuz. Ya Akdeniz'de her gün 4000 kargo gemisi var. Bunlar her gün Akdeniz'de geziyor. Yani bizim haklarımızı savunmaktır. Bir yayılmacı proje değildir bu. Yapılan işi tam destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Ama daha çok deniz ulaşımından ziyade orada sismik araştırmalar. Oraya da geleceğim. Şimdi e, dünyada bütün savaşlar yerin üstündeki değerler için yapılmamıştır. Son yüzyılda özellikle. Hep yerin altındaki değerler için yapılmıştır. Petrol savaşları başta olmak üzere. Başta olmak üzere. Biz burada Türkiye'yi feda edemeyiz. Biz, biz mutlaka buna sahip çıkacağız. Yani biz, biz bunu kaybedersek bir kara devlet oluruz. Denizlerle bir daha bizim işimiz olmaz. E, <laughs> Fransa ne işi var Fransa'nın Doğu Akdeniz'de? Fransa'nın ne işi var? Sen kimsin? Yani orada e, senin orada sınırın mı var? Senin derdin Rus doğalgaz. Yunanistan'ın ne işi var Doğu Akdeniz'de? Yunanistan Ege'de tamam anladık. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de ne işi var ki? Bizim acilen, acilen Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la bunlarla da anlaşmaları hemen acilen yapmamız lazım. Adımlar atmamız lazım. Yani etrafımızın sarıldığını görüyorum. Yani bir yanda e, Suriye-Irak sınırında Amerika üst kuruyor, sınıra hemen yakın. Bir yanda DEDA açtı. <laughs> Ayrıca tatbikat yapıyorlar. Tatbikatta Türkiye yok. Şimdi orada diyorlar ki, ilginç bir şey var orada. Ee, Biden geldi. Biden geldikten sonra, işte Türkiye NATO tatbikatına katılmadı. Bu doğru değil. NATO tatbikatlarının hazırlanması iki yıl önce baştır senaryosu iki yıl önce yazılır. Yalanladılar zaten. Milli Savunma Bakanı da yalanladı onu. Yani dolayısıyla bu Biden'ın bir işi değil. Ha, Biden kucağında bulmuş olabilir bunu. O ayrı bir mesele. Ama bu iki yıl öncesinden e, ortaya atılan bir şeydir. Yani söylemek istediğim e, bu tür konularda, bu tür konularda yapılması gereken iş Sayın Cumhurbaşkanının Siyasi parti liderlerini çağırarak bu konularda bilgi vermesidir, konularda anlatma, anlatmalıdır ve bu konularda e, iç politika malzemesi olarak bu konular kullanılmamalıdır. Bu bizim geleceğimizdir. Amerika Birleşik Devletleri ile problemlerimiz olabilir. Problemler yeni çıkmadı ki da. İlk 1927'de çıkıyor. 1927 ABD ile ilk problemimiz. Bu Amerikan okullarının, Harput'taki, şuradaki, buradaki Amerikan okullarının kapatılmasıyla ilgili. Ondan sonra e, Kıbrıs'la devam ediyor. Var da var, bir sürü problemimiz var bizim. Ambargolar var, şunlar var, bunlar var. F-35 var, S-400 var. Var da var. İlk, i̇lk problemimiz değil bu. Son da olmayacak. Ama bu konularda Türkiye'nin e, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Siyasi parti genel başkanlarının ekstra bilgilendirmesiyle Cumhurbaşkanı'nın ya da Dışişleri Bakanı'nın ya da ilgili bakanların ekstra bilgilendirmesiyle bu konularda çok daha bir e, sağlıklı bir politika yürütebiliriz diye düşünüyorum. Ne oldu son yıllarda Türk dış politikasında? Tutarsızlıklar var. İki, e, i̇kili ilişkilerde, bölgesel ve küresel açılar değerlendirildiğinde Türk dış politikasında bir çelişkiler yumağı görüyoruz. Tutarlı değil. Mesela o kadar çok kurum var ki. Akraba, topluluklar var. Cumhurbaşkanlığı dışişleri e, ofisleri var. Dışişleri bakanlığı var. E, iktidar partisinin e, komisyonları var. Meclis dış ilişkiler komisyonu var. Var da var. Mesela tutarsızlıklar var. E, İslamofobi çalışmaları görüyoruz. İşte Avrupa Birliği'nde bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Avrupa Birliği'ndeki İslamofobi yaklaşımlarına sert tepki gösteriyor Türkiye Cumhuriyeti. Amerika'dakilere gösteremiyor. Mesela Çin'de Uygurların katliama uğramasını kınayamıyoruz. Küresel bölgesel bir takım ilişkilerden dolayı. Bulgaristan'da Oradaki Türklerin seçim işlerine karışıyoruz. Mısırda darbeciyle değil darbeciyle birlikte olmayız diyoruz ama Mali'de darbeciyle birlikte oluyoruz. Bugün mü? Dün mü? Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Mısır'la anlaşıyoruz diye bir anlaşma İnşallah. yapıyoruz. Diye. İnşallah. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı resmi hükümetle anlaşıyoruz ama Suriye'de resmi hükümetle Sabit. konuşmuyoruz, ilişki kurmuyoruz. Bütün bunlar haksızken haksız oluyoruz Ahmet Bey. Yani bizim bu konularda çok daha derli toplu parti politikasından öteye bir şeyler söylememiz lazım burada. Bakın Türkiye'nin unutmayalım gençliğimize bir geri dönelim bir an için. Yıllardır kanayan bir Filistin problemi var 1950'lerden bu yana gelen bir Filistin sorunu var. Kim iktidar olursa olsun. Filistin sorununa bakış açısında fazla bir değişiklik olmazdı. Demirel'in olması, Ecevit'in olması pek değiştirmezdi. Ama son yıllarda e, ülkeden ülkeye e, resmi yöneticilerden resmi yöneticilere değil de gruplarla, kliklerle, mezheplerle mesela şu ihvan yaklaşımından vazgeçmeliyiz. Mezhep işini dış politikanın göbeğinden çıkarmamız lazım. Dış politika bu ya. Ne işimiz olur mezheple? Biz ülkenin çıkarlarını savunuyoruz. Ülkenin çıkarları neredeyse biz orada olmalıyız. Yani e, burası bir dini tartışma alanı değil. Petrolü konuşuyoruz, doğalgazı konuşuyoruz, enerji hatlarını konuşuyoruz, mavi vatanı konuşuyoruz. Burada burada bir mezhep üzerinden bunu okumanın cahilce bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yaklaşımları terk etmek Ben lazım. bir soru istiyorum Buyurun. size. Şimdi çok güzel bir çerçeve çizdiniz Hani bazı meselelerin siyaset üstü bir şekilde ele alınması gerektiğine evet. dair. Şimdi bu noktada mesela siz bir muhalefet partisi lideri olarak e, işte külliyeye gider misiniz? Siz saray diyorsunuz. Görüşmeye belli konularda. Davet gelse. Gider misiniz? Nasıl bir davet gelse mesela? İşte hani Sana muhalefet... E, e, sen muhalefet partinin genel başkanısın. Sana bu konuda bilgi vereceğim. Gara operasyonu konusunda. Ben giderim. Ben giderim. Ama Marker. zaten gitmediğiniz halde linç edildiğinizi söylüyorsunuz. Hayır hayır. Milletin gözünün olur. önünde. Şu anda ülkeyi kim yönetiyor kardeşim? Hayır o... Ç ç sözünüzü lütfen unutmayın. Yani oradaki problem şuydu. E, gizlice saraya evet. gitti. Evet. Oradan... Partide parti talimat aldı, bilmem yani, ne, öyle par, bir şeydi Parti yani. içinde iktidar olmak için destek istedi. Destek istedi, evet, o, şey, yani o çok böyle, ayıp bir şey ama bak, şef... Angajmanlarınız yok sizin, memleket, yani ben saraya da gidebilirim diyorsunuz. Memleket meselesi için, memleket meselesi için herkesle görüşürüm. Bana bu ülkeyi yöneten kişi, arkadaş gel sen muhalefet partisinin genel başkanısın. Ben sana gel, bak Gara e, ola, operasyonunda başarısız bir durum oldu... Ee, ben de üzgünüm bundan. Ama sana gel, basının önünde söyleyemeyeceğim şeyleri, gel sana bilgi vereceğim. Ne demek ya gidilmez mi böyle bir şey? Bu ülkeyi yönetmeye talip adamsın. Milli Yar... milli bayramlar e, oluyor diye. Yani şu, biraz diyalog. O kadar cepheleşti ki Türkiye bir tür diyalog kurmak bile. Kıbrıs e, barış harekatını. Rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel'e Muhalefet partisi genel başkanına bilgi vermedi mi sanıyorsunuz? Verdi bu bilgi. Bunu hepimiz biliyoruz. Hayır hayır, bu artık e, medeni ilişkilerde bile bir kısıtlama oldu. Biraz medeni e, ilişkiler için karşılıklılık esastır. Devlet ilişkilerinde karşılıklılığa da bakmam. Memleketin bir de, çıkarına bakar. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken yani olağanüstü yetkilere sahip olduğunu söylediniz Cumhurbaşkanları'nın. Evet. Lütfen bu sorumu yanlış anlamayın. Şimdi Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu, sizi o göreve aday göstererek bu anlamda aslında sizi de eden bir şey yapmış olmuyor mu? Size böylesine büyük yetkilere kavuşabileceğiniz bir adaylık yolunu açması müthiş e, bir imkan değil mi? Yani müthiş bir imkan değil mi ki siz seçilseydiniz mesela yani Kemal Bey'i takacak mıydınız, takmayacak mıydınız bu durumda? <laughs> Madem öyle büyük yetkiler var. Bakanlar Kurulunu mesela belirlerken Kemal Bey'in görüşünü alacak mıydınız? Milletvekili listesini belirlerken Kemal Bey benim görüşümü aldıysa ben de Bakanlar Kurulunu atarken onun görüşünü alacaktım. Yani almayacaktınız. İşte bak ben söylüyorum ha, ha. Şimdi... eğer Cumhurbaşkanı adayını belirlemişseniz milletvekili listesini ona sorduysanız Cumhurbaşkanı seçilince de o da Bakanlar Kurulunu size sorar. Siz sormadıysanız o da sormaz. Tabii. Şimdi o zaman Şaban Bey'in az önce söylediği seçim kampanyasında işte çok motivasyon sağlanamadı. Baş. Genel merkezde aday arasında problemler oldu. Sizin afişiniz asılmadı. E o zaman her şey belliymiş Muharrem Bey. Yani Şimdi, birinizden biri kazansa ömrü yok sayacağı belli Biz önümüze bakalım. bakalım. Sen ısrarla beni CHP'ye çekmeye Hayır çalıştık. hayır hiç alakası yok. E, ya. Onları bak onları geçelim. Biz biz Hadi neyi CHP konuşuyoruz? CHP'ye çekmiyorum. Ben bak, hakikaten hayır, şunu. Hayır. Benim e, mutlaka konuşmam ya, gereken bir şey var. Olağanüstü yetkileri e, Kemal Bey size e, önünüze aslında sunarak e, bu anlamda bence bir özverileri bulunmuş sanki. Ben öyle Allah görüyorum. Allah razı olsun. Sağ olsun. peki. Pe